Merhabalar, ben Bora Arslan Türk. Bu videoda yamuğun orta tabanının, yani paralel olmayan kenarların orta noktalarının birleştirilmesiyle oluşan doğru parçası olan orta tabanın alt taban ve üst taban toplamının yarısı olduğunu ve paralel olduğunu, yani DC ve AB'ye paralel olduğunu ispatlayacağız. Şimdi şuradan DC'yi ben devam ettiriyorum sağa doğru. Ve AD'ye paralel olacak ve F'den geçecek şekilde bir paralel çekiyorum. Evet, bu paraleli çektiğimde dikkat edersek şurası nokta ise burası da nokta açısı. Paralellikten dolayı burası çizgi ise burası çizgi ve üçüncü açılarda eşit olacağından çift çizgiye çift çizgi yazabilirim. Şimdi bu elde ettiğim iki üçgen, açıları eşit olan iki üçgen, açı, kenar, açıdan, yani nokta, çift çizgi kenarı, çift çizgi açısı, nokta, çift çizgi kenarı, çift çizgi açısı, açı, kenar, açıdan, bu üçgenler birbirine eşittir. Dolayısıyla çift çizginin karşısındaki kenarlar, şöyle gösterelim, şeyden çıkamadık bir türlü. Çift çizginin karşısındaki kenarlar birbirine eşit olacaktır. Ayrıca bu paralel olduğu için, yani şurada bir paralel kenar oluşmuş olduğu için bu kenar, bu kenara da eşit olacağından artık ona S demeyeyim ben, tek çizgi diyebilirim. Dolayısıyla buralar tek çizgi, tek çizgi olacaktır. Tabii ben buradan da aslında orta tabanın A artı C bölü 2 olduğunu ispatlayabilirim ama EF'nin paralel olduğunu da göstermek istiyorum. Yani burada ben şimdi yeni bir paralel kenar oluşturmuş oldum. Buraya ne diyelim? KL diyelim. Yani AKL'de paralel kenarı var burada. Onu kenara alalım. Ve tam orta noktalarından bölünmüş. Bölen EF'nin de bunlara paralel olduğunu göstermemiz lazım. Gösterelim. Şuraya çiziyorum ben bunu tekrar. Şekil karışmasın diye. Yani paralel kenarı ben şöyle tam ortadan bölmüş oldum. Buralar eşit olacak şekilde. Peki bu ortadan böldüğüm paralel kenarın orta tabanı neden paralel diğerlerine, bunu göstermem gerekiyor. Şöyle köşeden bunları birleştiriyorum. Birleştirdiğimde dikkat edersek yine benzer şekilde bir eş üçgenler çıkacak. Nokta, nokta. Gerçi bunlara farklı şey kullanalım. Nokta demeyelim. Noktayı kullandık. Bu A açısı olsun. Bu da A açısı. Paralellikten bu B açısı ise burası da B açısı. Bunlar da C açısı olur. Yine ABC açılar eşit, bir de A açısının karşısında kenarlar eşit olduğundan açı kenar açıdan bunlar yine birbirine eşittir. O zaman B'nin karşısı da tabii ki eşit olur. Şöyle diyelim, B'nin karşısında da çift çizgi diyorum. Bunlar eşit olmuş oldu. Ve ayrıca C'nin karşısında kenarlar da eşit olmuş oldu. Şimdi şuraya dikkat edersek, buradaki, yani şuradaki, şuranın, şu üçgenin orta tabanı olduğunu göreceğiz, şuranın. Çünkü orta noktaları birleştiren ve bunun paralel olduğunu biz daha önceden ispatlamıştık. Dolayısıyla şurası buraya paraleldir. Çünkü şu kısım orta noktaları birleştirdiğinden üçgenin orta tabanıdır. Orta tabanın paralel olduğunu biz daha önceden ispatlamıştık. Dolayısıyla EF arkadaşlar, şu A ve C uzunluğundaki tabanlara paraleldir. Şimdi şuradan bir çizim daha yapıyorum. Bu çizimi yaptık. Şimdi yine burası arkadaşlar bir orta taban. Yani şu üçgenin, yuvarlak için aldığım üçgenin orta tabanı. Dolayısıyla C ise burası C bölü 2'dir. Yine şu uzunlukta bu üçgenin
orta taban olduğu için çok böyle harflerle karıştırmak istemiyorum. Şeklen gösteriyorum. A ise burası da A bölü, pardon, A bölü 2 olacaktır. O zaman benim EF orta tabanım ne oldu? EF eşittir C bölü 2 artı A bölü 2 oldu. Yani A artı C bölü 2 oldu. Yani böylelikle hem EF'nin tabanları paralel olduğunu hem de uzunluğunun tabanlar toplamının yarısı olduğunu ispatlamış olduk.